moderator bilib bersangiz yaxshi bo'lardi. Xo'p, bo'ladi, tushunarli. Unda masala diniyatga kelishdik. Masala diniyat mavzusi bo'yicha bo'ladi. Va bahsda har bir kishiga qanchadan daqiqa beramiz? Ben siz belgilayverin moderator sifatida. Zeyd Roda. Aytasiz. Ma'qul. Bo'lmasa, mavzuga bahsga 5 daqiqadan beramiz. 5 daqiqadan beramiz. Misol uchun siz o'zingizni, himoyangizni, dalillaringizni bayon qilgandan keyin orada bir e'tirozli savol bo'lsa, e'tirozli savolga qo'shimcha 3 daqiqa beramiz. Shunda 8 daqiqa bo'ladi. Maksimalni 8 daqiqa, minimalni 5 daqiqa bo'ladi. İnşallah taala. Bizde Facebook ve Instagram'dan benim şahsi profilimden canlı mülakat başlandı. Ben bunlar bilan salamlaşıp mavzunu düşündüreyim. Keyin mavzuyu kırışamız. Assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuh. Facebook ve Instagram sahifesinde kirgen biraderler. Bugün noodatiy şekilde bahs meydan edemiz. Bahsimiz Allah subhanahu ve taala'nın sıfatları doğrusu da, doğru rağı yad sıfat barası da yapmışamız. Avvala bu bahsde Zayd 15 profili bilen yapmışamız. O kişinin kayırdanlıkları bizge muhummaz. Muhumu akidemiz doğrusu dagi çünçelerini ıslah kılış ve şu asasta İslam ümmetini birleştiriş. Bahsden közlengen maksat kim midir yengip paçak kalıp topiket uyuşmaz. Bahsden közlengen maksat hakikatini royapka çıkarış. Shaxslar kim bo'lishdan qat'i nazar haqiqatga teran ko'z bilan qarash. Shuning uchun hozirgi bahsimizda bizda Muhammad Odil birodarimiz Turkiyadan moderatorlik qilyaptilar. Mana Abror Muxtor Ali Toshkentdan Zayd 15 birodarimizni asli shaxslarni bilmaymiz, lekin o'zbekcha gapiryaptilar. Xo'p, biz hozir kelishib olyapmiz moderator bizga vaqt berish masalasini aytibdilar. Vaqtdan ko'ra mavzuni oldin ifoda qilsak, masalan, moderatorga bir iltimosim bor. Zayd birodarimizga muhlat bersalar, o'zlarini xohlasalar, ya'ni mavqiflarini tanishtirsalar, qaysi aqidalarda ekanliklarini va yat masalasidagi muxtasar fikrlarini aytsalar, keyin men aytsam, keyin o'zaro savol-javoblarga o'tsak. Vaqt masalasini siz belgilaysiz. Hop, şu meni gapim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibatu lil muttaqin ve's salatu ve's selamü ala hayr halqihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn et tayyibin et tahirin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Bir dakika. Kamilani bu mavzuda moderator sifatida qabul qilganlaring uchun Abror Muxtor Ali domlamizga va Zayd domlamizga o'z minnatdorchiligimni izhor qilaman. Mavzumiz biroz oldin Zayd birodarimiz bilan va Abror domlamiz bilan qisqacha gaplashdik. Yadulloh masalasini inshaalloh taolo bugungi suhbatimiz birgina mavzu doirasida bo'ladi. Yadulloh masalasida. Har bir so'zlovchi hozir birinchi suhbatimiz 5 daqiqadan Abror domlamiz va Zayd domlamiz 5 daqiqadan suhbatni kirish qismini qilib beradilar. Undan keyin har bir kishiga 5 daqiqadan beriladi. Lekin gapiruvchi so'zini so'ngida qarshi tarafga bir savol qoldiradigan bo'lsa, bir e'tiroz qiladigan bo'lsa, e'tirozga ham javob berish maqsadida qo'shimcha 2 daqiqa beramiz va shunda 7 daqiqaga ega bo'lgan bo'ladi. Ve her bir bahsin o'zini qoidasi bor, yani istisnosiz keçib bo'lmaydigan qoida shu ki, mavzudan mavzuga o'tish yo'q. Birinchisi, ikkinchisi shar'an nojoiz bo'lgan haqorat, kamsitish, so'kish ve baqirish holatini qilmaslik kerak. Kim mana shu ikkita narsaga qo'l uradigan bo'lsa, bahsda o'zini mag'lub bo'lganini e'tirof qilgan bo'ladi. Mavzudan mavzuga qochish yoki bo'lmasam haqorat, kamsitish va so'kishga o'tish. Umid qilamanki, Abror domlamizni buni va Zayd domlamizni, Zayd birodarni endi
sohbatlaştığımız bilmeyman, abur adamlarımızda hem kurmayanlar. Bu narsaya oturmaydı inşallah ta'ala. Lekin avantla cahada da ayet koyuşuna münasip deyip bildim. Abur, ustaz Abur, hazır ben sahifemde, uzun Facebook sahifemde her birimizin avazımızın sıfatlı işledigen kılıp canlı efir kıldım. İstesengiz onu ham sahifengizde, Zeyd buralarımız, siz ham uzunkizin sahifengizde repost kılıp bu işiniz mümkün. Kim gəpirədigən bulsa, onu videosunu aldın ya qoyanımız və videosunu həm qoruş mümkün bulədə, inşallah, da qədə. Mərhəmət, repost qılıb qoyu səhələrin. Mən də canlı efir keti yəbdi. Onu ya repost qılıb qoyu səhələrin bulədə, çündə... Ya, şərtməz, hazır mavzu gəkilişə olaylıq, adələkə, mavzu gəkilişə olaylıq, hazır vaxtımız keti yəbdi, bu kişi Zəyid bradanımızdan vaxtım kəm yəbdi. Kəm. Təşkili tamamlıqı ko vaxt saplar koyduk. Merhaba. Kim başlaştığını istəyini zahar qaladı? Başlaşı mümkün. Zeyd bradarımız, özlərini mafuq qalmışsınız. Gəbərəşindən en başlayıram bu aslında. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahdəh. Vəssalatu vəssalamu alə mən lə nəbiyyə ba'dəh. Allahümme enfa'na bimə alləmtənə və allimnə mə yenfa'na və zidnə ilmə. Amin ya Rabbəl aləmin. Hop. Abror aka birinchi bo'lib gapirib ketdi. Bu birodarimiz o'zbekcha gapiryapti, lekin shaxsini bilmaymiz dedi. Albatta o'zbekcha gapiramiz, o'zbek bo'lgandan keyin. Ya'ni o'zbekimiz bir yahud yoki bir qaysan kofir tayinlagan bir itmasmiz, alhamdulillah. Musulmonmiz, o'zimiz e'tiqodimizni haq deb bilganligimiz uchun o'zimizga muxolif bo'lgan musulmon birodarlarimizga bir to'g'riligini bayon qilishlik uchun biiznillah bel bog'lab keldik. Keyin bir muhim gap aytaman, to'rtta qoida aytaman, buni mana shu qoidaga amal qilishni hammadan so'rayman. Va boshqa eshitayotgan birodarlarga ham qoidani birinchi shuki, al aslu ihsanu zanni fil muslimin. Birinchi asl qoida musulmonlarga yaxshi gumon qilamiz. Meni eshitayotgan birodarlar, Facebook bo'lsin, YouTube bo'lsin, kim bo'lsa ham bu ham yahud deydi ekan, bu ham kofir ekan, boshqa ekan deb gaplar aytmasin. Ikkinchi qoidamiz al aslu fil muslimi adalatu. Musulmondagi asl adolat. Men haq gapiryapman, musulmonman. I keyin takfirchi emasman. Abror aka siz musulmon inson deb bilaman. Chunki musulmonligingiz aniq, kofirligingiz haqida biror bir dalil ko'rmaganman. Men xossatan. Chunki qoida bor. Anna man sabatat islamuhu bil yaqin la yakhruju minal islam illa bil yaqin. Kimi islomi yaqin bilan sobit bo'lgan bo'lsa, endi ana shu islomdan chiqishi ham yaqin bilan bo'ladi dedi. 3-chi qoidamiz al-aslu fil hukmi alal akhorin bil adl wal insof. Yoki al-adl. Boshqalarga hukm qilganda insof bilan adolat bilan hukm qilamiz. Xuddi shuning uchun men sizga o'zim tarafdan bir dalil keltiradigan bo'lsam, sen hashaviysan yoki nabitasan, mushabbihasan degan gaplarni gapirmang. Inshaalloh men sizga menam sizga sizlar tarafga aytilgan tuhmatlar aytmaslikka urinaman. Oxirgi aytadigan gapim al aslu fil g'ibati al hurmatu illa mastasnahu shari'. G'ibat qilishlik harom. Bu bahs tugagandan keyin ham to'planib olib va bu bunaqaga bunaqagan deb go'shimizni yeyishlikda keragi yo'q. Tamom, tugadi. Bismillahirrohmanirrohim. Yad masalasida kecha kuni Abror aka og'zini gapirib ketdi. O'tgan kunlari Abu Ja'far at-Tabari rahimahullohda gaplarini keltirib turib, bu mujassimalar Abu Ja'far Tabariyni mujassimalikda ayblamoqchi bo'lyapti deb turib, Abu Ja'far Tabariy rahimahullohning gaplarini to'liq o'qimasdan Imom Qurtubiy rahimahullohning gaplarini o'qishlikka o'tib ketdi. Men mana shu gapga e'tirozim bor. Mana shuning uchun xosatan Imom Tabariyni bal yadahu mabsutatan degan oyatini sharhini keltiraman. Mana shu gapga raddiyalar bo'lsa Abror akadan kutaman. Lekin men boshqa oyatlardan, hadislardan keltirganman. Xosatan Ash'ari deb da'vo qilayotgan Ibn Hajar rahimahullohning Fathul Boriydan gaplarni keltiraman agar vaqtim bo'lsa. Men vaqtim otlaki, men vaqtim boshlandi xullas. 3 daqiqa 25 soniyadamiz. Subhanalloh. Birinchi dalilim shuki, Imom Abu Ja'far at-Tabariy 224 yil tug'ilgan, 310 hijriy yilda vafot etgan. Mana shu rahimahulloh o'zini tafsir kitoblarida bal yadahu mabsutatan degan oyatida vaqtalafa ahlul jadali fi ta'vilihi
في تأويل قوله با يداه مبسوطتان فقال بعضهم عنا بذلك نعمته وقال ذلك بمعنى يد الله على خلقه وذلك نعمه عليهم وقال إن العرب تقول لك عندي يد يعنون بذلك نعمة أكتبتك مفسرler mücadele ahli mana şu bel yedahu mebsutatan diye ayette azgene ihtilaf kılmışken bazıları bu gapten Allah Teala özünü ekelen ikta nimetini etibariye ali yaptı nazarga tutti yaptı derken bazıları bolsa demek ve derek bi mana yadullah ala halqi halkları üstündeki Allah'ın nimetleri degan ma'no qat qilishgan. Xuddi arablarda bir misollari borki, laka indi yadun. Menda sen uchun senga o'tkazib qo'ygan yad bor, qo'l bor, ya'ni ne'mat bor deb arablar mana shu gapni iste'mol qiladi. Tamam. Endi yana boshqalar aytadi. Wa qala akharu minhum ana bidzalika al-quwwata. Ana shu gapi bilan quvvatni nazarda tutdi, e'tiborga olyapti deb aytishgan. Wa qalu zalika nadhiru qawlillahi ta'ala ذكرهُ وذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي دب يعني ما نشوف جابتن قوة إجلار دب بذلك بشه الله تعالى يداه دكان سوزن قوتنا إتبار جا أولي دب أيدي دكان جاب كوشاف طرد قوة دب كان يكتب عن كده سيدنا هو تماس أبرادنا مثلاً شنو تماس خلنا إمكان بس suhbatlashayotganimizda har birimiz o'zimiz telefon soniyamizni qo'yib qo'yaylik toki eslatma bo'lib tursin yoqsa vaqt o'tganda ham bir yo'qolamiz. Demak 5 minut kam ekanda menga hozir. Men hozir gapni men hech bo'lmasa mana shu oyatni narsadan gaplashim kerak hozir. Birodar, bir narsaga kelishib olaylik. Agar kimgadir shunga o'xshash vaqt beradigan bo'lsak, bu ilmiy bahs bo'lmaydi-da. Ilmiy bahs bo'lmaydi. Balki nima bo'ladi? Bir parchasini eshitgan bo'lamiz. Ha, tamom bo'ldi. Olmasa Arapça tercümesini mi onların ayet kılasasını? Evet, yani Arapçanın okuştan... İmam Tabari'ydi, İmam Tabari'ydi ahırı yapanı ayet kütüteyim olmasa ben? Brother, inşallah Allah'ın Allah yapanı ben... Brother, eğer meyde deseniz hazır, böyle kiriş mevzumuz idi, doğru mu? Abraham'ımıza kiriş sözünü veremez. Ondan ki inşallah vaktimiz açık. İnşallah ki yenge nöbet gelgende siz bu mevzunu baştan okuşunuz. Ya ki tercümesini okuşundan kifayanan işiniz mümkün. Başka kiriş sözü yan... Men kiriş sözü yam saplantı bak vaktten hazır. Abra rakı yamış 5 minut kere atılmaz 5 minut kere. Vakt kere. Kiriş sözünü, bana bismillah dedik. Kiriş sözünü aldın kediş valdik. Mazgudak kediş valdik. Canlı ifir de kardeşlik kediş valdik. Bana kiriş sözü de sizge bismillah dedirdim. Merhamet indi abra ordanlarımız gibi veremiz. Bismillah. Ha, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ala rasulillah. Ve ala alihi ve ashabihi ve mevvala. Amma ba'd. Avvala Zayd biraderimizge teşekkür. Faqat bir narsadan ben bir iltimos qilmoqchiman. O'sha boshida aytibdilar-ki, biz o'zimiz muxolif deb bilgan musulmonlarga, meni musulmon deb aytibdilar. Albatta, musulmonligim qalbimdagi tavhid butun dunyoga yetadigan tavhid, ya'ni ta'kidlab qo'yay. Chunki butun dunyoga yetmaydigan tavhid u zon ustiga quriladi. Sal shubhasi bor odam dindan chiqadi, buni bilsangiz kerak. Aqida yaqin ustiga sobit bo'ladi. Lekin siz o'zimizga muxolif bo'lgan musulmonlarga deyapsiz. Meni dunyo qarashim bo'yicha meni muxolif musulmonlarim yo'q. Har bir musulmon men bilan muvofiq. Illa ba'zi qarashlar bor, uning bir vajhi bor, mening bir vajhim bor. Men siz haqingizda yahudiyni undog'i bundog'i degan gumonga bormayman, chunki biz ilmiy bahs qilyapmiz, yahudiylarni mutlaqo bizga oramizga aloqasi yo'q. Kirishdan ko'zlangan maqsad, yana men moderatordan iltimos qilaman, qaytadan sizga so'z bersalar, tezlik, sur'at bilan bir mavzuga kirib, Imom Tabariyda kelgan oyatni tafsiriga kirishmasak-da, birinchi siz kimsiz, mavqifingiz nima, yat masalasida siz qaysi mavqifdan qaraysiz, qaysi vajihni qo'llab-quvvatlaysiz va siz hozir o'zingiz aytgan singari qo'shtirno ichidagi muxolif deb bilayotgan musulmonlaringizni, muxolif deb bilayotgan musulmonlaringizni qaysi jihatlarni qabul qilmaysiz? Shuni qisqaroq aytsangiz, 3 minutmi, 2 minut yana sizga bersak. Keyin men aytsam, keyin mavzuga kirishsak. Balki ikkalamiz ham bitta gapni gapirayotgandirmiz. Bahsga hojat yo'qdir. Hozir birdan kirib ketib, meni o'zimdan so'ramasdan lavozimul qovulga ko'ra bir gaplarni
gapirish, balki oxirida bahsni keragi yo'q, ya'ni lozimini chiqarar. Shuning uchun sizdan iltimos, kimsiz, mavqif o'laroq va aytaman, yana bizni kuzatib turgan odamlarga bahs qilar ekanmiz, hech qachon birovni biz la'natlash, haqoratlash, so'kish, yahudiyga chiqarish, xashaviy, pashaviy deyishga o'tmaganmiz. O'tmaymiz. Bu islom odobiga mutlaqo zid. Lekin bizga haqorat qilganlarga javob berganmiz. Ha, bizni javoblarimizni haqoratni javobi ekanligi ma'lum. O'zlarini haqoratini o'chirib, bizni haqorat go'y qilib ko'rsatishga urinishadi. Bekorlarni aytishdi. Hech kimni haqorat qilmaymiz biz. Haqorat qilganlarni enasini ko'rsatib qo'yamiz lekin. Bu tomonimiz bor. Haqorat qilmagan odamni mana hozir suhbatda ko'rasiz. 1 soat suhbatlashasizmi? Haqorat ko'rmaysiz bizdan. Va men bizni kuzatib turgan birodarlarga ham shuni aytaman. Agar islomni hurmat qilsa, payg'ambar alayhissalotu vasallamni hurmat qilsa, biz bilan suhbatlashayotgan odamlarni haqorat qilmanglar, mutlaqo odobdan tashqari ishga qo'l urmanglar. Zayd birodarimizga moderatordan iltimos qilaman, kirish so'zini qaytadan olsalar, xohlasalar 5 minut gapirsinlar, o'zlarini mavqiflarini tushuntirsinlar. 3 minutda tugatsalar, 3 minutda tugatsalar. Keyin men mavqifni aytaman, keyin mavzuga kirishsak. Nima deysiz? Ustoz, sizga 5 daqiqalik vaqt berilgandi. 5 daqiqadan 1,5 daqiqa qoldi xolos. Masalan, Zayd birodarimizga vaqtni beraman, so'zni beraman va Zayd birodarimiz, Abror domlani talablari yoki takliflari o'zingizning mavqifingizni bayon qilishingizni so'radilar. Avvalo shunga to'xtalib o'tsangiz, inshaalloh taolo. Marhamat, so'z sizda. Bismillahirrahmanirrahim. Men talab ilmman. Abror akaga o'xshagan talab ilmman. İlmim degan teng degan ma'noda emas, talabaman. İzlanishda davom etyapman. Endi aqidada mana shu xosatan yat masalasi talabdi. Yat masalasida men Alloh taolani o'ziga loyiq kama ya'ni yuqub jalalihi va azamatihi o'ziga loyiq qo'l bor deyman. Uni ta'vil qilib, tahrif qilib, tafsis qilib, tafsisgandan keyin tafsis nimaligini ham Alloh o'zi biladi deb ketmayman. İmam Termiziy, İmam Buxoriy, salaf solihlarimiz, olimlar katta-katta o'sha 300 asr ichidagi olimlar va ana shu olimlarning gaplariga ergashgan Abu Zura, Abu Hatim mana shunga o'xshagan katta-katta olimlarni yo'lini tutganmiz, mana shularni kitoblarini o'rganib kelyapti ustozlarimizdan shu masala haqida bahs qilmoqchiman, tamom shu. Yana bitta qo'shimcha savol qilay. Ha. Ruxsatmi? Yo'q. Ta'vil, tahrif va tafviz dedingiz. Balki sizga ta'tilni ham aytsangiz kerak. Bunda nimani tushunasiz? Kimlarni tushunasiz? Biroz ochiqlik kiritsak-da. Endi hozir sekin-sekin mavzu tahrij tutib qoladi, tahrijni oldirchi. Ta'vil nima, tafviz nima, tahrif nima, ta'til nima? Oya qiladi inshaalloh. Siz mavqingizni nimagina tushuntiring. Nimadan? Shu ta'vil deganda, tahrif deganda, tafviz deganda va ta'til deganda. Ta'til degan lug'atda bo'sh qoldirish. Hop. Bu g'oyaviy jihatdan emas, tushunchangiz jihatidan. Muhammad Odil aka, menda bir e'tiroz bor. Muhammad Odil aka, menimcha mavzular to'g'risida bahs ishtirokchilariga savol bermaslari to'g'riroq bo'ladi menimcha, chunki maqsadimiz bir o'zimizning fikrimizga, ya'ni suhbat doshimizni anaqa qilish emas, bo'ysundirish emas. Men bu savollarni men bermoqchi edim, agar ruxsat bersangiz, chunki bahs men bilan bo'lyapti. Muhammad Odil birodarimizni odil sifatida moderatorliklariga ishondik. Bu kishining adolatlariga biz guvohmiz. Bu kishidan bugungi kunda, bugungi zamonimiz jarhi ta'dilida, ta'dil sifatidagi odamlardan dini uchun, dunyosini, dunyosi uchun dinini sotgan odam emas, bu odamlarga bizni guvohligimiz bor. Shunga agar moderator janoblar ruxsat bersangiz, men hozir aytgan gaplarini ya'ni yana kelishtirish uchun balki bir xil mavqifdan bildirmiz, balki bahsga hojat yo'qdir degan ma'noda savol bermoqchiman, agar ruxsat bersangiz. Masalan, savol so'rashdi, men ochiqlik kiritishdi, o'chirib qo'yaman o'zimda. Va bundan orada bir savol bo'ladigan bo'lsa, albatta bir-birlaringa savolni sizlar so'raysizlar. So'z navbati berilganda vaqtga qarayman, xolos, inshaalloh. Men demoqchi bo'lganim ochiqlash uchun. Hozir bu kishi aytayotgan gapga men ham bu kishi aytganda gapiryapman. Men ham yat masalasida salafni fahmini, men ham yat masalasida kamayaliqu
li celalihi deyman ki Alloh subhanahu va taolo isbot qilgan narsani isbot qilaman deyman. Bir xil ketyapmiz ya'ni. Lekin bu kishi aytayotganidek, analiz ko'rmadingiz. Men ayt tahrif, ta'vil aytmayman. Yo'q, uni aytmang. Tahrif, ta'vil aytmayman. Yo'q, yo'q, uni emas. Hozir mavzu ko'p kengayib ketadi. Men sizga bitta konkret savol berayotganim. Alloh subhanahu va taoloning yat degan sifatini tan olasiz, to'g'rimi? Qur'onda kelganidek, sunnatda kelganidek. Men ham buni tan olaman. Qur'onda kelganidek, sunnatda kelganidek. İkinci mavqi. Bunda bir ekanmiz. Bu haqda gaplashish kerak yo'q. İkinci mavqi. Siz Alloh subhanahu va taoloning keragi yo'q emas. İkinci mavqi. Siz Alloh subhanahu va taoloning yat sifatini tafviz qilaman deyapsiz. Tafviz qilganda ma'noni tafviz qilasizmi, kayfiyatni tafviz qilasizmi? Tafviz qilaman deganim, tafviz qilaman deganim yo'q. Tafviz men kayfiyatini tafviz qilaman. Siz tafviz degan gapimdan lozimdan bir pasta chiqarib qo'yapsiz-ku. Chiqarmayapman, so'rayapman. Tafviz qilaman deb. Zayd birodar, so'rayapman, men chiqarmayapman. Sizdan so'rayapman. Sizdan so'rayapman. Sizdan so'rayapman. Siz Alloh subhanahu va taoloni yat sifatini, kayfiyatini tafviz qilasizmi? Ma'nosini tafviz qilasizmi? Menga shu kayfiyatini, ma'nosini tafviz qilmayman. Bo'ldi. Tafvizun bil i'tibar va tafvizun bil i'tibar. Men tushundim gapingizni. Men shuni so'ramoqchi edim. Men sizning haqimda yomon gumon qilmasligingizni talab qilaman. O'zingiz aytdingiz. Siz yomon gumon qilmang. Men savol qilyapman sizga. Mana shu mavqifda siz bilan kelishmayman. Dediz deganingizga hayron bo'ldim men. Men tushunganim, dediz deganingiz hayron bo'ldim men. Yo, hayron bo'lmang-da, so'rang. Yomon gumon qilmang. Hayron bo'lmang. Biz hozir ochiqmiz. Tamam. Siz bilan mana shu o'rinda mavqifimiz turli xil. Men ma'nosini tafviz qilaman. Kayfiyatini emas. Kayfiyatini demak, siz ma'nosini tafviz qilsangiz, kayfiyatini bilasizmi, kayfiyatini bilasizmi? Yo'q-da, ma'nosini tafviz qilaman, siz kayfiyatini tafviz qilasiz. Endi mavzuga kirishamiz. Uni qo'ying. Ya'ni kimning mavqifi qanday, kim qaysi mavzuda bunda salafni fahmiga ergashyapti. Keltirib chiqaramiz. Xo'p. Endi o'zaro kirish qismini navbatini abrodonlarimizga beramiz. Zayd birodar, agar birodar so'zingiz bo'lsa, aytishingiz mumkin, chunki orada sizga savol so'raganlari sizdan aniqlik kiritish maqsadida so'ragan savollarini vaqtini hisobga olmaymiz-da. Aytmoqchi bo'lgan biror gapingiz bo'lsa, Ahmad Bedi, undan keyin navbatni abrodonlarimizga beramiz. Marhamat. Yo'q, meni gapim shu, masalalarni tezroq kirishaylik, vaqtlarim tez. Uzoqman. Yarim soat vaqtim bor, uzoq. Tamam. Demek Zayd birodarimizni Alloh subhanahu va taoloning sifatlari to'g'risida o'zi isbot qilgan sifatlarini isbot qilish masalasida biz bilan mavqiflari bir xil. Biz ham bu ma'noda salafga ergashamiz. Salafga aynan mana shu tariqada Imom Maturidiyning o'rtaga qo'ygan usullari orqali ergashamiz va buni salafga sanadimizni chiqarib bera olamiz. Aynan mana shu masalalarda. Endi faqat yat emas bo'ldi, hamma sifatlar kirib ketadi. Biz yatni olyapmiz mavzu o'laroq. Yat deganda lug'at e'tiborida, ma'no e'tiborida qo'l. Javorih har qanday ya'ni narsaga qo'l sifatida nisbat beriladigan a'zo. Bu kishi o'sha a'zoni Alloh subhanahu va taologa isbot qilib, uni kayfiyatini tafviz qilaman deyaptilar. Agar men adashayotgan bo'lsam, to'g'rilashlari mumkin. A'zosi bor deyman, demadim men. Alloh taoloning o'zi loyiq qo'li bor. Alloh taoloning a'zo qo'l degan a'zosi bor demadim men. Birodarim, navbatimiz kelganda ochiqlik kiritsak yaxshi bo'lardi. Bo'lmasam, bu ilmiy bir bahs navbatidan gapirish emas, balki muzokara bo'lib ketib qoladi. Jumla-jumla bunda o'sha gapiradilar, siz gapirasiz. Eshituvchiga, eshituvchi ma'lolanib qoladi, birodarlar. Abrodonlar, marhamat, so'zingiz tugasangiz. Xo'p. Zayd birodarim, mana shu men sizga agar e'tiroz bo'lsa, aytarsiz deganimda yozib qo'ying. O'zingizga navbat kelganda aytasiz. Men hozir tushunishim bo'yicha Zayd birodarimiz bilan meni kelishmaydigan mavqifim, men Alloh subhanahu va taolo o'zi Qur'onda Rasul alayhi salatu vesselam sahih hadislarda isbot qilgan sifatlarni isbot qilaman. Va o'sha isbot qilingan sifatlarni inson tushungan ma'nosini Allohga tafviz qilaman. Chunki bunda salafning
Qur'on oyatlarini umumiy ma'noda jamlab tushunish qoidasi bor. Bu qoidani bosh unvonida laysa kamislihi shay oyati turadi. Alloh subhanahu va taoloning har qanday sifatlari to'g'risida zikr yuritarkanmiz, ularning inson tushungan ma'nosini Allohga bera olmaymiz, isbot qila olmaymiz. Nimaga? Banda tushungan ma'noni Allohga isbot qilsa, Allohni qandayligini isbot qilgan bo'lib qoladi. Va Alloh subhanahu va taologa bu jihatdan jism isbot qilish, kayfiyat isbot qilishga kirib ketiladi. Kayfiyatni tafvis qilamiz degan odamlarni gapidan kelib chiqqan gap. Buni ham Zayd birodarim yozib qo'ysalar, Allohning kayfiyati boru, qandayligini Allohga topshiramiz deyish Allohga qandaydir kayfiyatni isbot qilish hisoblanadi. Bu salaf fahmida mutlaqo yo'q. Salafdan biror odam Allohning kayfiyati ma'lum edi-yu, u kayfiyatni o'zi bilgan kayfiyatda edi degan matn joriy bo'lmagan. Shu jihatdan biz aytamiz, Alloh subhanahu va taoloning sifatlari Qur'onda kelgani ma'lum, uning ma'nosi Alloh iroda qilgani. Biz bilmaymiz nima ma'noni iroda qildi unga. Uni isbot qilamiz. Alloh o'sha sifatlarni o'zida isbot qildi, lekin uning ma'nosini bandalarni qat'iy qaroriga tashlab qo'ygani yo'q deymiz. Mening mavqifim mana bu jihatdan va bu jihatda Imom Malikga o'xshagan, Imom Abu Hanifaga o'xshagan va ularning maslaklarini davom ettirgan Ibn Vahblarga o'xshagan, Imom Tahoviyga o'xshagan, Imom Maturidiyga o'xshagan zotlarning mutaqaddimlari, Maturidiylar deganda bu mavqifda mutaqaddimlarini mavqifini qo'llab-quvvatlayman. Yat masalasidagi mutlaq Allohni o'zi isbot qilgan sifatlari masalasidagi hozir ko'zga ko'rinib turgan narsa Zayd 15 birodarimiz bilan biz turli qarash bilan qarayotganimiz Zayd birodarimiz Allohning kayfiyatini o'ziga topshiradilar. Isbot qilgan narsani ma'nosi ma'lum deydilar. Ya'ni mana aniq ma'nosi mana shu. Qaysidir ma'noni aytadilar va uning kayfiyatini Allohga topshiradilar. Men salafning fahmi Allohni o'zi isbot qilgan sifatlarni ma'nosini Alloh biladi deyman. Unga kayfiyat bermayman. Bila kayf deyman. Barcha matnlarda bila kayfni isbotida gap shu deyman. Meni umumiy ma'nodagi gapim shu. Agar e'tirozlari bo'lsa, marhamat. Bismillah. Yo'ki, yangi mavzu. Tushunib kelgan bo'lsa, 30 soniya borida Zayd birodarimizga beraman navbatni. Marhamat birodar. Alloh taolada bo'lib bor deganda, birinchidan salaring bilan kayfiyat qarishimiz mumkin. Zayd birodar, kayfiyatdan isbot Alloh taoloning kayfiyatini isbotlaydi-da, keyin o'sha kayfiyatni Alloh taolo o'zi biladi deb e'tiroz bildirdiz. To'g'rimi aka menga? Shundaymi? Yo'q, buni lavozim qabul deng. Siz Alloh taoloning kayfiyatini tafsir qilaman, deyapsiz. Shu to'g'rimi? Allohni albatta, Alloh taolo arshga istivo. Masalan, Alloh taolo arshga istivo qildi. Istivo ma'lum, ma'nosi ma'lum, kayfiyati majhul bo'ldi, shunga o'xshatdi. Yo'q, o'sha ma'nosi ma'lum deganda Alloh taolo aytgan, o'ziga nisbat bergan ma'no ma'lummi yoki istavoni lug'at ma'nosi ma'lummi? Alloh o'zi istavo lug'atda ham ma'lum, Alloh taolo qanday qilib istavo qilganini biz bilmaymiz, lekin istavo so'zida ala vartafa ko'tarildi, oliy bo'ldi degan ma'no ochiq ko'rinadi, lekin Allohga nisbatan qanday oliy bo'lganini biz bilmaymiz. Tushundim, birodar. Hozir aynan men aytgan gapni gapirib ketdingiz. Hozir meni masalimga o'tdingiz. Alloh taologa nisbatan istavo kalimasini biz tushungan ma'no jihatidan nisbat berasizmi? Istavo degan nima degani? Abul Aliya Mujahid ibn Jabr lug'at qilgan. Lug'at jihatidan emas, bandalar tushungan lug'at jihatini aytmayapman. Ma'nosi ma'lumligini bilaman. O'shatda ma'nosi ma'lum deganda Alloh istavo sifatini istavoni o'ziga nisbat berayotgan ma'nosi ma'lummi? Istavoni mutlaq ma'nosi ma'lummi? Yoki istavo Qur'onda kelgani ma'lummi? Bu yerda 3 xil tariqa bor. Qaysi biri ma'lum? Buni ajratib olsak, balki bahsga hojat qolmas. Siz agar istavoni alal arsh istava ala bilan kelsa, irtafa ma'nosi bilan Allohga shu aniq nisbatda shu Allohga desangiz, unda men bu gapingizga kelishmayman. Chunki buni zonniy qarash deyiladi, Allohga banda tushunadigan lug'atni nisbat berish bo'lib qoladi.
ve muhkem bo'lgan laysa kamislihi şey xabari oyatga zid keladi. Çünkü Allah Taala'ga timsal yok. Siz nimani timsal qilmoqchisiz? Allah o'zi istavo fe'lini o'ziga nisbat berdi, debmi? U biz men o'sha ma'noni so'rayapman. Men uni qabul qilmayman. Salaf ham qabul qilmaydi buni. Sözünüzü başlıdan başlayırsınız, bu vaxtını hesablamayın, uzara bu sohbetlerinde vaxtını hesablamayın. Fakat başlayıştan aldın sizden hem, Zeyd Buralar'dan hem, ikililerinden savalım bu arada. 5 dakika kifaya kıladı mı, yok ki umumən 7 dakikaya çıkaraydık mı? Eğer çıkaramız liselerin bundan bu yolu ki 7 dakikadan devam etmemiz, yoksa 5 dakikadan devam etmemiz. Hayırlı mı Angif? 7-8 dakikadan. Tabii. Buralar, ne deyorsunuz siz? Kifaya kıladı ki. 5 dakika kifaya kıladı. Yaxşı. Bu mesela uzara sohbetler yine vaxtını hesablamadım. Sizin vaxtınızda girmeydi. Vaxtınız başlandı. Sohbet sizde. Söz sizde. Ben de? Ha, sizde. Merhamet. Ben tavsiye tabarı devam ettiremem. Kalu ve lev kâne ma'nel yed en ni'metu avil kuvve avil milk ma kâne li khususihi adam. Yani Allah Ta'ala odamni qo'lim bilan yaratdim dedi. Qo'lim bilan yaratdim dedi. Endi agar qo'lim bilan yaratdim deganda ne'matim bilan yoki quvvatim bilan yoki mulkim bilan deganda u bu masala hammaga Alloh taolo hamma narsani quvvati bilan yaratgan. To'g'rimi? Sizga aniq savol so'raganda savolga javob bersangiz maqsadga muvofiq bo'ladi degan umiddaman. Qaysi savol edi? Abror odamlarni sizga qilgan savollariga shuni tushuntirib bersangiz. Eğer istesengiz, Avrar'dan da başkattan savalların girişleri mümkün. Yoksa saval açıp kalıp gidebilirdi. Siz uzun gizli bilgilerini... Hangi saval var oldu? Ben kaytarayım mı savalını? Merhametlerim. Hop. Savalını gizli kaytarayım. Kur'an-ı Kerim'de, sünnet-i seniyyede, Allah subhanahu wa ta'ala özü isbat kılgen sıfatlar, aynen biz çüngen manada özüge isbat kılgen mi? Ya ki biz uşa Allah subhanahu wa ta'ala özü isbat kılgen sıfatlarının manasını Allah'a tapşıramız mı? Ve ya ki sizin mevkifinizden karagende Allah ta'ala sıfatlarını manası bilen anık özüge isbat kılgen keyfiyetini Allah'a tapşıramız mı? Şu ikkelesini leyse kemislihi şey muhkem ayeti bilen biz de çüntür verseyiz. Belki tartışmaya ihtiyaç kalmaz degan ma'noda aytayapman. Yo, laysa kemisli shay oyatini davom o'qish kerak. Ammo samil basir. Alloh taolo ham eshitadi ham ko'radi. Bu bayonni qoldirish kerak emas. Demak, istivo masalasi, istivo birinchi sahobalar, Ibn Abbos shogirdi, Abu Aliya, Mujohid Jabrlar, irtafa va ala deb tarjima qilgan. Endi istivo so'zi istivolishlik arabiy lug'at jihatdan hamiga ma'lum ko'tarilishlik, oliy bo'lishlik, xosatan ala bilan kelgan paytda. To'g'rimi? Juda to'g'ri. Endi shunday savol tushmayapsiz, do'stim. Do'stim, birodarim, savol tushmayapsiz. Tushundim. Ibn Abbosdan kelgan ala vartafa kalimasi o'sha Qur'onda, o'sha oyatda aynan ala vartafa Allohga sifat sifatida nisbat beryapsizmi siz? Yoki arab lug'atida ala bilan kelsa ala bilen kelse, Arap lügatı da, lügat şunaslıkta, ala varta fa'a manasında keledi, değil yaptı mı? Bu da, kelamı düşünmezden, ben İbni Abbas'ın mezhabı da ben deyiş, adamı kutkar mıydı de? İbni Abbas o da nemen eğitim yaptılar? Abul Ali'ye bunda nemen eğitim yaptılar? Biz de bunu eğitimiz. Ala bilen kelse, ala varta fa'a manasını beredir lügat itibarıdan. Lekin Allah'a nisbet vererken biz manasını aynen ala varta fa'a xuddi inson ko'tarilib tushganga o'xshagan, bir joydan ko'tarilsa ko'tarilgan joyi bo'sh qolgandek ma'no bermaymiz Allohga. Ala vartafa ma'nosida kelyapti, ma'lum arablarda bu Allohga nisbat berar ekanmiz, ma'nosini tafviz qilamiz deymiz. Bizni salaf aqidamizdagi tushunchamiz shu. Alloh taolo arshga ko'tarilganligi ma'lum, ma'nosi ma'lum ko'tarildi, lekin biz ko'tarilishlik kayfiyatini biz bilmaymiz. Qanday ko'tarilgan, uni biz bilmaymiz, tamam shu? Ya'ni ko'tarilgan, o'sha aynan lug'at ma'nosida inson tushungan vartafa ma'nosida ko'tarilganmi? Inson tushungan desangiz, siz kayfiyat berishlik narsa bermayapman. Kirgizgan bo'lasiz. Kayfiyat, yo'q, kayfiyatni men bermayapman. Alloh taolo irtafa va ala dedi, o'ziga loyiq ko'tarildi, oliy bo'ldi.
Endi la yusha, bu Alloh taoloni ko'tarilishligi sifatda mahluqotlarning sifatiday ko'tarildi, oliy bo'ldi degan ma'no kelishmaydi, tamam. Salomlar to'xtagan joyda to'xtash kerak. Tamam, o'sha to'xtash. O'sha to'xtash to'g'ri. Endi bitta misol bor. Imom Malikdan rivoyat bor, to'g'rimi? Bir odam kelib Ar-Rahman alal arshistava kayfistava dedi, to'g'rimi? O'sha tilgi kayfa kalimasiga Imom Malik qanday javob berdilar? Ma'noni isbot qilamiz dedilarmi shu yerda? Ma'no dedi. Qani? Istiva ma'lum degani ma'nosi ma'lum dedi. Va kayf majhul dedi. Qani qayerda? Kayfiyat nomajhul. Xuddi shu men gap aytgan gapim. Qani? Qani? Rivoyatni keltiring, qayerda aytgan Imom Malik? Imom Malik qayerda aytganlar buni? Buni tushunmadim. İmam Malik aynen şu rivayetini kaysi sanatta gapirganlar. Kaysi kitaptan alıp aytayapsiz? Cümlesini doğru ayting fakat. En sanatta sanatta men muhaddis emasman ki sanat maktabiga siz o'xshab. Bu hadis emas ki. Muhaddis emasiz ki sanat maktabiga. Bu hadis emas ki men sizga sanat bilan keltiraman. İmam Bayhaqi asmo sifatda, İmam Bayhaqi asmo sifatda İbn Vahd'dan, İbn Vahd İmam Malik'ten rivayet qilgan. Bir kişi kirib İstavani kayfiyyatını sonra gendi. Ve keyf ve keyfun ve keyfun lehu yurtefa' degen. Yani keyf kelimesi Allah'a nisbeten kotarladı. Yani Allah'a nisbeten işletilmiydi. İmam Bayhaqi'nin bu rivayeti siz yukarıda etken al-istava ma'lum degen gap rivayetten doğru emasligini bildiradi. Noto'g'ri rivoyat. Al-istiva g'oyri majhul degan u kishi. Ma'lum demagan. Ma'lum rivoyatida san'atda biroz ma'no rivoyat qilganlar bor. Buni hech kim tasdiqlamaydi. O'shaning uchun men so'rayotganim shu. Bu masalada agar salafning aniq qoidalarini o'rtaga qo'ymas ekanmiz, men salafga ergashyapman deb o'zingizni tushunchangizni aytib ketsangiz, ko'p odam tushunmasdan to'g'ri aytyapti deb o'ylaydi. Imom Malik kayfiyatni Allohga nisbat beriş, kayfiyat Allohga nisbat beriş doğru emasligini aytibdilar o'sha rivoyatlarning umumiy majmuasida. Qana qilib siz ma'noni Allohga nisbat berasiz? Bu ma'no deb aytishdi, salaf solihni aytgan shu gapdir aytishdi. Qani qayerda bor o'sha? Ayting, ma'noni Allohga isbot beramiz deganlar qayerda bor? Bitta rivoyat keltiring, bir dona sahih bo'lsin. Tafsirda bor? Tafsirda bor? Qani? Oqing tafsir, qaysi tafsirda bor? Allohga ma'noni isbot beramiz degan bir dona kalima toping, bahs tugatamiz. Ruxsat bersalaring, moderator sifatida men ham bir so'z olsam, birgina masalada bir narsani bahsda, bir narsani naql qiladigan bo'lsak, uni qayerdan olayotganligini isbotlashimiz shart. Buni Abror donamizga ham, Zayd birodarimizga ham iltimos qilgan bo'lardim. Sanadini sahibaki sahimasligini har bir rijolga to'xtab, yo'q, bir narsani naql qilyapmizmi? U naql qilgan narsamizdan to'g'riligini isbotlashimiz maqsadga muvofiq bo'lardi. Men muhaddis emasman deb uni o'z holiga tashlab qo'yish to'g'ri emas. Ikkinchisi, bu yerda savol aniq ravshan aytildi. Salaf qarashini amanda hisoblaymiz. Salafni qarashi, salafni aqidasi qanday bo'lgan bo'lsa, biz ham xuddi shu qarashdamiz. Lekin bu yerda salaf lug'at ma'nosini Allohga nisbat qilganmi? Istava alal arsh. Istava alani lug'at ma'nosini salaf Allohga nisbat qilganmi? Agar Zayd birodarimiz ha, salaf lug'at ma'nosini Allohga isbot qilgan deydigan qarashda bo'lsangiz, isbotlab bering. Yo'qsa salafni qarashini zikr qilib turib, orqasidan o'zini qarashini salafni qarashi deb da'vo qilish, buni o'zi ham alohida bir isbot qiladigan narsa bo'ladi. Agar shu haqida ochiq-oydin gaplashsak maqsadga muvofiq bo'lardi. Bu masalan o'zaro muzokaradan bir ilmiy bahs chiqmas edi. O'rtaga bir so'zni tashlayapmizmi, bir da'voni tashlayapmizmi? Buni isbotni ham tashlaydik. Alloh ham. Marhamat. Lekin hali ham sizlarning vaqtlaringizni boshlaganim yo'q, chunki savol go'yoki oydinlik kiritishga yozayotgan birodarimiz aniq shunday odamayaptilar yoki shunga o'xshash bir holat bo'lyapti. Meni so'zimni tushuntira oldim degan umiddaman. Men aytayapmanki, Alloh taolo arshga istivo qildi, istivo ma'lum, lekin kayfiyati, kayfiyati g'oyir majhul. Bu gap
İmam Malik rahmetullahi aleyhden iki tane hadis. Makulmaz. Kayfiyatı makulmaz. Biz akıldan biz bilmiyoruz da sen aklın. Hadi gel. İmam Malik rahmetullahi aleyhden iki tane akıl var. Siz kılıyorken akıl ve başkası İmam Malik rahmetullahi aleyh Allah Teala kayfiyatta münazzahtır. Maluma demeye geldiler. Muhaddis ulamalarımız şunu abrarlanlarının sanadını yan menbesine zikir kılıyordular. Muhaddis ulamalarımız şunu doğru dediler. Size etkenlerse sanat cihattan zayıflığını nakıl kılıp ötkenler, zikir kılıp ötkenler. İmam Bayhaqi rahmetullahi aleyh şu imanlarını ve onun tahkikı da tafsilatını kuruşunuz mümkün. Eğer siz bana şunu, yok Allah Teala kayfiyatı ispat kılaman, deseniz bir ve istava alanı haqiqi manasını, bu kattaki manasını Allah'a ispat kılaman dediğin olsanız bunu salaf ham şunu dağılın ispatlar verin. Eğer ispatlar kuramasanız salaf sizin bu karışınızdan bari ekendiğini abradanlarınız ispatlar verirler. Ben ispatlamayamam çünkü moderatörüm. Ya hadir savalge, savol anıqdı, hadir kıdır yaptılar. İstevanı, manasını Allah'a nisbet veremez. Aynen istevanın manası malum. Uşa malum mananı Allah'a nisbet veremez degen bitti kelime keltirsinler buldu. Selaftan bulsun, biz eytemiz. Eğer senedi ceyit bulsayım eytemiz. Siz abrarake Allah Teala'da özünü zatı Ali desin mi? Albatta Ali desin. Zatı Ali desin mi? Albatta. Adaş yapsın. Ölü üçke böyledi. Bazıları ikki böyledi. Ahl-ı sünnet ve cemaat üçke böyledi. Allah Teala'da kadri Ali, ulu'l kahir, ulu'l zat ve ulu'l kadir dedi. Ulu'l kahir, ulu'l zat, ulu'l kadir. Ulu'l zat aslan ispat kımaslar aslında. İspat kımaslar aslında. Hadir tuhmat kımayınız. Hadir tuhmat suhbatı başıdı. Zayd brother, suhbatı başıdı. Tuhmat kımayımız, yakşı güman kılamız. Adalet deyip bilemiz karşımızdaki adamı deyipsiz de. Menden bir cümleni tola tüküz tafsilatını soramazdan sizler onu ispat kımaysalar, sizler undaksalar, sizler mundaksalar deyişi başladıyız. Siz hakikizde hiç nerede degenimiz de yok. Siz birgen sağlam. Ulu uzat, begensiniz Abra Rake. Eğer siz ulu uzatı ispatlayırken olsayız, Allah Teala'da özü araştı üstü de Ali Bogen degen derseni ispatlayın ben deyişiz gerek burada. Yok, onu benden sorayın siz. Allah'ın Ali Zat, Allah'ın Ali Zat ekelliği cümlesi mutlak var, mukayyet var. Eğer onu takyit kıladigen bulsak, o size etiyetken meselelerge keyin kirişemiz. Biz Allah'ın mutlak Ali Zat deyip bilemiz. Allah'ın mutlak... Ya, başka mavzu kırk ettiyiz yani. Ben şimdi belgen savalımda cevap yok. Allah'ın istevanın manasını nisbet veremiz degen salaftan menge rivayet keltirin. Hadir siz bunu ettiyiz, yazılık eti yaptı. Arkadan yana kayıtlardan eşitledi adamlar. Siz savolga cevap vermezden başka mavzuga kirib ketyapsiz. Yani menga sen siz bundoq qilmaysiz, zot isbot qilmaysiz deyapsiz. Noto'g'ri menimcha. Hozir men ikkalalaringiz mikrofonlaringizni yopaman va boshqatdan mavzumuzu, bahsimizni, shartlarini zikir qilaman. Bir, haqorat yo'q, tuhmat yo'q, kamsitish yo'q, so'kish yo'q. Bir. Ikkinchisi, mavzudan mavzuga o'tish yo'q. Agar kim o'zini qarshi tarafidagi kişinin tuhmat, hakaret, sökeş, kemsizlik bilen, kemsizlik kıladigen bulsa, uzunlu mavkifini, zayıflığını tan algen ve uzunlu mavkifini, hata ekenliğini tan algen buladı. İkincisi hem, mavzuge kirmesinden durup, ya ki saval yana cevap vermesinden durup, mavzudan mavzuge, savaldan savalge utedigen bulsa, o hem uzunlu mavkifini, hata ekenliğini tan algen buladı deyip etkendik. İltimas, bana şu narsanı kaytarmaydık. Yani, anaqası ki, hop, mesela anaq, savalge cevap veredik. Eğer savalge cevap vere olmazsan, başka mavzu ödedigen bulsak, ya ki bu mesela karşımızdaki kişini sizler ındaksılar, deyip tohmat kıladigen bulsak, ya ki hakara kıladigen bulsak, demek ki savalge cevap vere olmayman, ya ki savalge cevabı yok, ya ki bu mesela, cüneyem sadda kadar etken de, men mağlubman, menip mevkifim hata, menakiden hata degen, bir düşünce geliyen bu derdi. Şunu dur aldım ben. Hı hı. Merhamet. Zeybralarımız benimce çıkıp gittiler. Kaydeden kirişlerini Muhammed İbralarımız etseler bu derdi. Linkten kaydeden birsek o kişiye. Eğer siz telegramınız bu ise Muhammed'i. Benim tahminim bu içi indi bu kişi kırmasalar gerek.
Çünkü yani savalge cevap yok indi. Şu savalge cevap verse deydi, bahs tüketip koyalardık. Cevap ver almadılar, bahs tüketi düşündü. Çünkü Allah'a mananı nisbet veremiz degen selefte yarım temez, çarek de gap yok. Ben akıl mananı Allah'a nisbet verelim. Salaf akidesi, salaf-ı salih akidesi bu arası da asla ve asla bizde hılafımız yok. Yani Maturidi der ham, Eş'ari der ham, salafın akidesi anında olsa şunu da kabul kılamız dedim. Lekin bu nersede lügatdeki manasını Allah'a ispat kılaman degen nerseden salaf bari bo'ldi. O buralarımız hakikatte yok. Lügatdeki manasını, lügatdeki manasını Allah'a ispat kılaman lügatdeki manasını salaf ham ispat kılardı dese onda ispatla bir iş gerek olaydı. Hop, endi o kişi ketdiler. O kişi hakkında gapirmasak da demek mavzuunu... Muhammedi biraderge ettim. O kişiye linkini taşladım. Kanı kaytadan kirsin ki eğer kirmediğin bulsalar bak var. Linkini taşladım. İnternet bastı giden çıkıp ketken buluşlar yan mümkün. Belki. Allah'a alem. Belki. Bahsede aldığından şu sözlerini eytemendi, aldığından şu sözlerini düşündüremendi, kirli alıp fakat uzun etkenle, uzun bilgenle oturuş ya ki uzun etkenle cevap verişen benim için bahs bulması gerek. Muhammedi biralarımızı Telegram'dan yazdım, linkten hem taşladım, cevap yok diken cevabını verdiler. Allah alem, eğer hakikatte savaşa cevap veri olmazsan çıkan olsalar bu kişinin mafiflerini kurgan buldunuz. Yok, keyinchalik, birozdan keyin. Agar bu mavzuga keyinchalik yana bahs qilaman deysa, menimcha Allohdan umid qilamanki, abror odamlarimiz bu mavzuga tayyorlar. Tamam. Men agar ruxsat bersangiz, o'zi mavzu shu haqida bahs emas, suhbat qilmoqchi edik. Aynan mana shu jumlada, ya'ni men o'zimning mavqifim emas, salafning mavqifi qanday ekanligi to'g'risida bizni kuzatib turgan birodarlarga bir ilmiy muhozara taklif qilmoqchiman da, salafga ergashaman degan har bitta odam salafga ergashish salafni fahmiga, ular tuzgan jumlani zohiriga emas. Salaf bu masalalarni qanday tushungan edi? O'sha tushunchani aynan qat'iy aql bilan zavobitlarga bog'lab tushungandagina salafga ergashgan bo'ladi. Bu nima degani? Bu usuliy qoida bu. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimni ya'ni dalolatini hammasini qat'iy qilgani yo'q. Qur'oni Karimda zonniy dalolatlar bor. Zonniy dalolat, ya'ni nima degani? Bir oyat bor, uning ma'nosi 5 ta. Bir oyat bor, uning ma'nosi 5 ta. Masalan, yat. Yadullohi fawqa aydihim. Allohning qo'li ularning qo'li ustida. Bu oyati karima Hudaybiya g'azotidagi Hudaybiya ishtirokchilarini haqida nozil bo'lgan. Imom Tabari aynan shuni yadullohi fawqa aydihim ay Imom Tabariyni o'zlari Tabari haqida gapirayotdilar. Ya'ni ta'vil ma'nosida yat kalimasini o'rniga kelganda, ya'ni muvofiq shaklda ta'vil tafsir qilishgan. Endi salafning fahmi nima edi? O'sha 5 xil ma'nodan yat kalimasining 4 ta ma'nosi, masalan, qudrat bor, ne'mat bor, karam bor, masalan deylik, yat javorih ma'nosi bor. 5-chi ma'no tafviz bor. Qanday kelgan bo'lsa, uning ma'nolariga birortasiga kirishmaymiz-da, hammasini Alloh qanday zikr qilgan bo'lsa, zikr qilamiz. Qaysidir ma'noni Allohga qat'iy shaklda nisbat bermaymiz deyishdi. Ma'nosini. Chunki 5 ta ma'nodan bittasiga qat'iy turib olish ma'nosi ma'lum degani asli ma'lum emas yatni ma'nosi. Yatni ma'nosi qat'iy bitta ma'noda emas.
Bazen kuvvet, bazen nimet, bazen cevarık, bazen kerem manası keledi. Bazen yordam manası keledi. Bu manaların hammasi qat'iymas. Hammasi lug'at manası ko'taradi. Ularning manası ma'lum, Allohga nisbat berilar ekan. Allohga nisbatan shu ma'nolar ma'lum degan gap yo'q. Yo'q unaqa gap, salafda yo'q. Mana Imom Molikdan rivoyat. Men hali aytdim, Asmoi sifatni 408-chi sahifasida. Ibn to'xtamay telefon qilyapti bittasi, beparosat. Messenger'dan. Uzr so'rayman. Abdullah ibn Wahabdan tariqasidan rivoyat. Aytadilar, kunna inda malikin fadakhala rajulun faqala ya aba abdillah arrahman ala al-arsh istawa kayfa istawa fa'atraqa malikun ra'sahu fa'akhadathu ruhada thumma rafa'a ra'sahu faqala arrahman ala al-arsh istawa kama wasafa nafsahu. Bu asmoi sifatda Imom Bayhaqi keltirgan tariqasiz jayyid sahih bo'lgan rivoyat. İbn Vahb aytadılar ki, Malik'ni aldı da oturgen edik. İmam Malik, meşhur müştahid, salaf barçası tan aladigen zatlardan. Bir kişi kirib geldi. Ey Aba Abdullah, Rahman arşke istiva kıldı. Keyfe istiva kıldı. Kanday. Keyfiyetini soru yaptı. İstivanın manasını, keyfiyetini soru yaptı. Kanday diyetti. Kanday istiva kıldı. Manasını ayet diyetti. İmam Malik cimbıp kaldılar. Başka rivayetlerde uzun müddet cimbip kaldı. Adamlar karay başladı İmam Malik'e. Yüzlerden tengedek tir çıkıp gitken şu rivayette. Çünkü ondan aldım bu gap olmayken. Hiç kim bu gapını soramayken dedi. Keyin kattık bir anaka gazap aldı. Ben bunaka İbn Vahbeyt dediler ki İmam Malik'in bunaka cahli çıkkanını görmeyken ben. Demek ki Allah'ını o'zi isbot qilgan sifatlarini ma'nosini Allohga nisbat bermoqchi bo'lyapti bir kishi kirib. Allohni qanday istivo qilganligini so'rayapti. Bunga jahllari chiqqan. Shuni aytganlarki, keyin boshlarini ko'tarib aytdilarki, Rahman Taolo arshga istivo qildi. Kama wasafa nafsahu. Qanday sifatlagan bo'lsa shunday. Alloh nima degan bo'lsa biz shunday deymiz. Wala yuqalu kayf. Qanday demeymiz. Mana bu joyda kayfiyatni isbot qilmaymiz deyaptilar. İstavo ma'lum demayaptilar. Bu sahih rivoyat bu. İmam Malik Alloh subhanahu va taoloning sifatlarini qanday demeymiz. Wal kayfu anhu marfu'. Allohga nisbatan kayf degan gap ko'tarilgan. Allohga nisbatan ishlatib bo'lmaydi uni. Wa ma araka illa sohib. Bid'atin axrijuhu deganlar. Men seni faqat bid'at ahli sifatida ko'ryapman, haydanglar chiqaringlar buni deganlar. Demak, mana shu o'rinda nozik tushunchani o'zida ma'lum. Biz salafga ergashyapmizmi? Hozir bu birodarimizga o'xshagan yoki ben birodarimizning nomini, kimligini bilmayman. U kishi haqida gaplarimiz hozir g'ibat mavqifini olmaydi, chunki hech kim tanimaydi bizdan. Men u kishining fikrlarini aytyapman. Xuddi shu fikrni odamlar o'rtaga tashlab Allah subhanahu wa ta'ala o'zi sifatlagan sifatlarni, zonniy dalolatlarni, bir necha ma'nosi bor kalimalarni Allohga nisbat beramiz. Ma'nosini deyaptilar. Qaysi ma'nosini? O'zi ma'nosini deyaptilar. Qaysi ma'nosini? Ma'nosini deyaptilar. 10 marta so'rang, 10 marta ma'nosini deyaveradi bular. Qaysi ma'nosini degan savolga javob yo'q. Yatni 6 ta ma'nosi bor. Istavoni bir qancha ma'nosi bor. Vajihni 8 ta ma'nosi bor. Yürüyüşünün bir kança manası var. Nüzulünün bir kança manası var. Kaysınısını, kaysı mana malum. He, malum mana degeni, Kur'an'da kandayı kirgenliği malum. Araplar lügat itibarında işletişliği malum. Lekin Allah'a nisbet belirli yaptı mı şu ayette? Ala vartafa'a manası aynen Allah'a nisbet. Ala vartafa'a Allah'a nisbeten değil yaptı mı? Yok. Lügat manasında değil yaptı. Lekin Allah özünü ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ dedi mi? Boldu. ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ Salafının fahmi boldu. Toxtaymiz. Onun manasını Allah'a tapşıramız. İstava bu joyda qaysi ma'noda kelgan? Kirmaymiz. Bu haqda savol berganini bid'atchi deymiz. Bunun manasiga kirmaymiz. Bir necha ma'nolarni unga urg'u bermaymiz. Bu salafning fahmi. Tariqatu salaf aslam shu.
Keyinchalik bu İmam Maturidiyning mutaqaddimlarining fahmi. İmam Maturidiy aynan shu tariqaning egasi. Lekin Maturidiylarning mutaaxxirlarining mazhabi keyinchalik qarshimizda mujassimalar, qarshimizda mutazilalar Alloh subhanahu va taoloning sifatlarini ma'nosini isbot qilib, jism isbot qilganlar paydo bo'lgan. Jismni inkor qilaman deb Allohning sifatlarini ta'til qilib yo'qqa chiqarganlar paydo bo'lgan paytida unday bo'lsa, ta'vil masalasida mana bu tariqani tutamiz deb mutaaxxirlar keyinchalik ta'viliga kirishgan, lekin birorta Maturidiy tariqati Ahli Sunna va jamoaning imomlaridan sobit emaski, ta'vil yaqinni ifoda qilmaydi. Ta'vilning barchasi zonniy bo'ladi. Kama yaliqu robbuna deyiladi. Alloh, ya'ni Alloh subhanahu va taolo o'ziga loyiq bo'lgan ta'vilni aytamiz, lekin bu qat'iy emas deyishadi. Imom Maturidiy aytadilarki, nu'minu bitanziliha wala nashtaghilu bita'wiliha deydilar. Imom Maturidiyning gapi. Hozir e'tibor bergan bo'lsangiz, bu kishi emas, mutlaq shunaqa deyishadi. Bizga nisbatan bular ta'vil qilaveradi, bular Allohning sifatlarini inkor qiladi, Allohni hamma joyda deydi degan bir qancha tuhmatlar uyushtiriladi Imom Maturidiylarga. Imom Maturidiy tariqatiga, Ahli Sunna val Jamoaga. Vaholanki Imom Maturidiydan kelib so'rashsin-da, Imom Maturidiy aytayaptilarki, nu'minu bitanziliha. Qanday nozil bo'lgan bo'lsa, shunga iymon keltiramiz. Wala nashtaghilu bita'wiliha. Uni ta'viliga shug'ullanmaymiz. Imom Maturidiyning tariqati bu. Salafning tariqati, Abu Hanifaning tariqati, Imom Malikning tariqati, Abul Oliyaning tariqati, hamma shunaqa degan. Qachon ta'vilga kirishilgan? Mu'tazila mujassimalarga javob berishlik muddatida kirishilgan va ularning fikrlarini, ya'ni sindirish ma'nosida kirishilgan va tasdiqlanganki, o'sha paytda ham bizning ta'villarimiz zonniy deyilgan. Aniq mana shu narsa, bundan boshqasi xato deyil demaymiz deyishgan. Asli yo'l salafning isbot yo'li deyilgan. Qisqaroq gapim shu.